Evet, bu videomuzda bu sıralı mekiği yapacağım. Güzel bir örnek. Namaz başörtülerine yapıyorlar. Normal yazmaya da güzel gidiyor. Yeni bir videoyla beraberiz. Bu videomuzda sıralı mekiklerden olan bir örneği yapacağım. Alt ipimizi katlayıp bir çift düğüm atıyorum. Arasını açtıktan sonra 5 çift düğüm atıyorum. Beş çift düğüm attıktan sonra 5 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlar arasında bir çift düğüm atıyorum. Beş. Tekrar 5 çift düğüm yapıyorum. 5. Ve alt ipimizi katlıyoruz. Ve çeviriyoruz. Burada ilk sefer olduğu için arka tarafta sıra olsaydı bu tarafa ekleyeceğiz 8 tane 8 çift düğüm çekeceğiz. Bilmiyorum. 6, 7, 8. Pırpır yapıyoruz ve 10 çift düğüm yapıyoruz. Tekrar pırpır yapıyoruz. Pırpırları çok uzun yapmıyoruz. Tekrar bir daha pırpır yapıyoruz. Ve şimdi 8 çift düğme yapıyoruz. 6, 7, 8. Tam ortadaki pırpırdan geçiriyoruz. Ve mekiğimizi de o geçirdiğimiz ipin arasından geçiriyoruz tekrar. Ve ipimizi sıkıştırıyoruz. Pekiştirmek için bir çift düğüm atıyoruz. İpimizi değiştiriyoruz. Bu sefer pembeyle örüyorum. Kırmızı beyaz da güzel oluyor. Bu sefer pembe beyaz yaptım namaz başörtüsü için. 8 çift düğüm atıyorum pembe iple. Ve alt tepemizi katlıyoruz. Bir çift düğüm atıp arasını açtıktan sonra gelmeyen sert olan taraftan
bir çift düğüm yapıyoruz ve pırpırları yapıyoruz. 5 tane pırpır yapıyoruz. Alt tepemizi kapatıyoruz. Tekrar 8 çift düğüm yapıyoruz. Evet, şu kısım oluşmuş oldu. Burada yine ipimizi değiştiriyoruz. Beyaz ipi alıyoruz. Yukarıdan indiğimiz taraftan tekrar alt ipimizi katlıyoruz. Bir çift düğümden sonra sert olan taraftan örüyoruz. 5 çift düğüm yapıyoruz. 5 pırpır yapıyoruz, 5 tane. Beş pırpırdan sonra 5 tane daha düğüm atıyoruz. Ve sıkıştırıyoruz. Burada bu tarafta en son 8 tane yaptığımız için buradan da 8 çift düğüm yapıyoruz. Ve şu daha önce bıraktığımız pırpırdan ekliyoruz. Mekiğimizi de o ipin içinden geçiriyoruz. Düğüm olmadan çıkıyoruz. Zemin beyaz olduğu için biraz görmüyor. Harikaydı. Gözüksün. Evet. 8 çift düğüm yapıp buraya ekledik. Şimdi şu dip kısmını yapmak için hem bu taraf hem bu taraf 10 çift düğüm yapacağız. 1 10 bir tane pırpır yapıp tekrar 10 çift düğüm yapıyoruz. Evet, şu kısım olmuş oldu. Şimdi burayı oluşturmak için bir tane pırpır daha yapıyoruz. Ancak şimdikinde 8 tane 8 çift düğüm yapacağım. 6, 7, 8. Evet. Buraya ekleyeceğiz. Aynı şekilde tekrar aynı yere geldik. Sürekli
Bir çift düğümle pekiştiriyoruz. Burada ne yaptıysak aynı şekilde devam edecek. Şu tekrar bir daha yapayım. İyice pekişsin diye. Şimdi şu kısmı yapıyoruz. 8 çift düğüm atacağım. At ipimizi katlıyoruz. Bir tane düğüm, bir çift düğüm, 5 vırpır. Atıyoruz. Tekrar 8 çift düğüm. Sekiz çift düğüm yaptık ve ipimizi değiştiriyoruz. Şu şekilde tutuyoruz alt ipimizi katlarken. Şu çiçeği yapmak için alt ipimizi katlıyoruz. Buradaki çiçek gibi buradaki çiçek aynı değil. Burada hiç düğüm, bir çift düğüm atarak çiçeği yaptık. Burada 5 tane mesafe uzaması için 5 düğüm yapıyoruz. 5 çift düğüm. Yani her iki çiçeği de aynı yapsam olur aslında ama bu şekilde daha güzel duruyor. 2 3 4 5 ve pırpır yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 5 çift düğüm atıyoruz. Sıkıştırıyoruz ve alt ipimizi çekiyoruz. Alt ipimizi çekiyoruz. 8 tane düğüm atıyoruz. 8 çift. Evet, 8 çift düğüm attıktan sonra döndürüyoruz ve şuraya ekliyoruz. Pırpırdan. Ve şu an alt kısmını yapıyoruz. 10 çift düğüm yapıyoruz. Bir tane pırpır yapıyoruz. Bu şekilde şuraya yapıp buraya en son bu şekilde eklediğimizde sürekli aynı döngüyle gidiyor. Yani şu kısımda tekrar kırmızı pembe iple
veya de bir yeşil renkli, hangi renkleri tercih ederseniz o şekilde devam ediyor. Bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim.